Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 5. sınıflar şehrimiz dersi 2. dönem 1. sınavını sizlere bir kez daha hatırlatalım istiyoruz. Bu seferki videomuzun konusu Samsun ilimiz arkadaşlar. Denizli, Gaziantep, İstanbul, Adana, Antalya gibi illerimizin videoları kanalımızda mevcut. Onları da ücretsiz bir şekilde Özel Öğretmen YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Bugünkü videomuz Samsun'la ilgili diyoruz ve hemen ilk bölümden başlıyoruz arkadaşlar. Burada bahsedilen ilk bölümde doğru yanlış bizden isteniyor. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise de yanlış ise ye yazınız ifadesi var. Samsun'a komşu illerden biri de Tokat'tır ifadesi. Evet, Samsun'un güneyinde arkadaşlar Tokat iliyle sınır komşusu. Dolayısıyla bu bilgimize şöyle bir doğru diyelim. Samsun coğrafi konumu itibariyle deniz kenarında yer alır ki Karadeniz'in biliyorsunuz Orta Karadeniz'in deniz kenarında olan bir ilidir. Onun için bu bilgiye de doğru diyeceğiz. Samsun'da bitki örtüsü makidir ifadesi var. Arkadaşlar Samsun'da Akdeniz iklimi görülmez. Karadeniz iklimi vardır. Her mevsim yağışlıdır. Dolayısıyla bol bitki örtüsüne sahip, ormanlık alana sahip. Maki biliyorsunuz ki bodur ağaçlık ifadesi olarak kullanılır. Dolayısıyla Samsun'daki bitki örtüsünün maki değil orman olarak söylemiş olsaydı doğru diyecektik. Ama bu bilgiye yanlış diyeceğiz. Kıvratma Samsun'a ait bir tatlı türüdür. Evet. Yani adı üstünde gerçekten de böyle hamurun kıvrıla kıvrıla yapılan içine fındık, fıstık, ceviz gibi malzemeler konulan bir kuru veya şekerli şerbetle de tüketilebilen bir tatlı türü. Özellikle bayramlarda ve düğünlerde yapılır. Onun için bu bilgiye doğru diyeceğiz. Süpürgecilik Samsun'da eskiden yaygın olarak yapılan bir el sanatıdır. Evet, bu hala da yapan var arkadaşlar. El yordamıyla süpürgeleri işleyen, dolayısıyla bakırcılık. Bunlar bile hala tek tük de olsa Samsun'da mevcut arkadaşlar. Ama süpürgecilik önceden çok daha meşhurdu. Şimdi tek tük ustaların elinde diyoruz. Ve geçiyoruz yan tarafa ekranı kaydırmadan. Arkadaşlar yan tarafta da aşağıdaki kelimeler uygun olan boşluklara yerleştiriniz ifadesi var. Bakın tarım, çarşamba, ticaret, keşkek ve ordu gibi kelimelerimiz var. İlk boşluğa ne gelecek bakalım. Samsun şehrinin şelaleriyle ünlü ilçesi nokta noktadır ifadesi. Evet, burada ilçe adı olarak sadece çarşamba var. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar Kabaceviz şelalesi var. Kunduz Gölü şelalesi, Çağlayan şelalesi, Büyük Kızoğlu şelalesi, Akalan şelalesi, Yeşilpınar şelalesi var da var. Aklımıza gelenleri söyledik. Dolayısıyla o ilçenin isminin çarşamba olduğunu şöyle bir kez daha hatırlatalım sizlere. Samsun'un düğünlerinde yapılan yemeği ünlüdür. Ne yemeği? Keşkek ünlü biliyorsunuz. Büyük kazanlarla yapılır ve içerisine buğday ve tavuk ağırlıklı olmak üzere tereyağlı yapılır. Bu yemeğin ismi de keşkektir arkadaşlar. Düğünlerin olmazsa olmazıdır. Büyük kazan ve haranilerle büyük kepçeden daha büyük kürek gibi malzemelerle böyle karılır karılır ve servise sunulur. Samsun Limanı Karadeniz'in önemli limanlarındandır ifadesi kesinlikle doğru ama ne limanı? Ticaret limanıdır arkadaşlar. Dolayısıyla her türlü ticaret Rusya ile Balkan ülkeleriyle Avrupa ile önemli bir ticaret limanı var Samsun Limanı'nda. Nokta nokta Samsun'un doğusunda yer alan bir şehir. Evet, Samsun'un Karadeniz, Doğu Karadeniz'e doğru gittikçe hemen doğusundaki, yanı başındaki ilin Ordu ili olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla daha ilerisinde Giresun, Trabzon, Artvin, Rize'ye doğru gidiyoruz. Dolayısıyla burada boşluk Ordu kelimesiyle doldurulacak. Bafra Ovası'nda nokta nokta önemli bir ekonomik faaliyettir. Bafra Ovası'nda biliyorsunuz adı üstünde ovada tarım yapılır arkadaşlar. Dolayısıyla Samsun, Çarşamba Ovası ve Bafra Ovası biliyorsunuz ki Yeşilırmak ve Kızılırmak denize döküldüğü yerde ova ve çok verimli ovalar. Dolayısıyla Bafra'da tarım önemli bir faaliyet, ekonomik faaliyetidir diyelim. Ve geçelim aşağıdaki çoktan seçmeli sorular arkadaşlar. Evet, çoktan seçmeli sorular. İlk sorumuza bakalım. Aşağıdaki ilçelerden hangisi Samsun şehrinin ilçelerinden biri değildir? Evet, Çarşamba biraz önce söyledik ilçelerden biri. Terme aynı şekilde doğuya doğru giden son ilçesi hatta. Atakum yine merkez ilçelerinden. Fatsa ise Ordu'nun bir ilçesi arkadaşlar. Samsun'un değil. Cevabımız Denizli seçeneği olacak bu soru için. Aşağıdakilerden hangisi şehirlerde bulunmaz? Tiyatro şehirde bulunur. Sinema bulunur. AVM alışveriş merkezi zaten Samsun'da bir Yeşilyurt AVM var. Piazza AVM var. City Mall AVM var. Lavlet AVM'leri var. 4 tane şimdilik var ama 5. de yine sahil kenarı Atakum'a yapılıyor. Onun için cevabımız Denizli seçeneği köy meydanı şehirlerde olmaz arkadaşlar. Adı üstünde köyde olur diyoruz ve geçiyorum diğerine.
Aşağıdaki yerlerden hangisi köylerde bulunmaz? Evet, bu sefer de köyde bulunmayandan bahsediyoruz. Bakkal köyde bulunur mu? Evet. Meralar, otlaklar bulunur. Köy meydanı zaten var ama AVM'nin köylerde henüz işi yok arkadaşlar. İleride köylerimiz 10 binler, 100 binler nüfus olursa belki olur ama şimdilik köylerde AVM olmadığını da hatırlatalım sizlere. Aşağıdaki yerlerden hangisi Samsun'da yer alan gezilecek yerlerdendir? Evet, gezilecek yerlerden biri. Buna dikkat ediyoruz. Arkadaşlar, bahsettiğimiz ifadeye bakalım. Bandırma vapuru yine merkez ilçede, merkezde Cumhuriyet Meydanı karşısında o limanın biraz daha doğusunda Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı bandırma vapuru müze olarak, gezintiye açık olarak deniz kenarında bekliyor arkadaşlar. Dolayısıyla Uludağ zaten Bursa'da biliyorsunuz. Peribacaları aynı şekilde Nevşehir'de. Buradaki Pamukkale'de Denizli'de arkadaşlar. Bunların Samsun'la bir alakası yok ama bandırma vapuru deniz kenarında insanların gezintisine de açık bir vaziyette hizmet veriyor şimdilik. Aşağıdakilerden hangisi Samsun'a komşu değildir ifadesi var arkadaşlar. Samsun'a komşu olmayan yer arıyoruz. Şimdi bakın, doğusunda Ordu var dedik. Evet, burada bahsettiğimiz batısında, hatta güney batısında Amasya olduğunu biliyoruz. Giresun daha ileride, Ordu'dan daha ileride olduğu için ama yine güneyinde, güney batısında yine Amasya ve Çorum'da yine bir parça sınır var. Komşu ama Giresun arkadaşlar Ordu'dan da ileride, daha da doğuda Samsun'a sınır olarak ifadesi, komşuluğu yok. Onun için cevabımızın Denizli seçeneği olduğunu da hatırlatalım böylelikle. Yer şekillerinden hangisi Samsun'da değildir? Evet arkadaşlar, Akdağ biliyorsunuz ki Ladik ilçesinde Akdağ, kayağıyla da ünlü olan Akdağ bir kere Samsun'da. Onu şöyle bir çizelim. Ladik Gölü yine Samsun'un Ladik ilçesinde. Akdağ ve Ladik Gölü zaten Ladik ilçesinde, o da var. Karacaören Şelalesi aynı şekilde, şelalelerden biraz önce bahsettik Çarşamba'da, o da var. Ama Manyas Gölü arkadaşlar bildiğimiz üzere Balıkesir, Manyas'a kuş cenneti. Dolayısıyla Samsun'da olmayan bir yer Manyas Gölü. Onun için cevabımız Ceyhan seçene diyoruz yine bu soruda. Evet arkadaşlar, geçiyoruz videomuzun son sayfasına ve sorularına. 7. sorumuzda Samsun'da aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi görülür? Evet, Samsun Karadeniz bölgesinde, bildiğimiz üzere Karadeniz iklimidir adı üstünde. Karasal iklim iç bölgelerde, iç Anadolu'da olur. Ekvatoral zaten ekvatorda olur. Akdeniz iklimi işte Antalya, Bodrum, Muğla, İzmir, oralarda görülür ama Karadeniz adı üstünde Karadeniz iklimini beraberinde getir. Cevabımız Adana seçeneği bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi Samsun'da yetiştirilen bir tarım ürünü değildir? Evet, Samsun'da arkadaşlar bildiğimiz üzere fındık var. Yani çok yoğun olmasa da, Ordu Fas'tan sonra başlıyor ama Samsun'da da fındık var. Zeytin, pirinç, terme pirinci, bafra pirinci meşhur var. Mısır yine köylük bölgelerde yine var. Ama zeytin arkadaşlar biliyorsunuz ki Ege'nin ürünü. Dolayısıyla ağırlıklı olarak Samsun'da yetiştirilen bir ürün değil zeytin. Onun için cevabımız Bursa seçeneği bu soruda arkadaşlar. Geçiyorum diğer sorumuza. Aşağıdaki yemeklerden hangisi Samsun yöresine aittir ifadesi? Künefe. Biliyorsunuz ki tatlı olarak Samsun'un böyle bir meşhur durumu yok. Dolayısıyla Güneydoğu Anadolu bölgesine ait. Kebap aynı şekilde yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Urfa, Adana kebapları biliyorsunuz. Mantı yine Kayseri'ye ait ama pide deyince arkadaşlar Samsun terme pidesi, Samsun bafra pidesi Türkiye'de ünlü, meşhur. Onun için cevabımız Ceyhan seçeneği olacak bu soruda. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için hangi şehre gitmiştir ki onu da zaten sosyal bilgiler dersinden biliyoruz. Samsun'dadır arkadaşlar. 3 günlük bandırma vapuruyla 3 günlük yolculuğun ardından Samsun'a çıkmış Mustafa Kemal Atatürk. Onun için cevabımız Bursa seçeneği diyoruz bu soruda. Evet, aşağıda 2 tane görselimiz var arkadaşlar. O görsellere bir bakalım, ne diyor? Samsun'da yapılan eski el sanatlarının neler olduğunu resmin altına yazınız ifadesi var ki. Evet, burada görüyorsunuz ateş içerisinde tencerelerin, tavaların kalaylandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu el sanatının belki artık tek tük yapan var ama kalaycılık olduğunu şöyle altına yazalım arkadaşlar. Bu bir kalaycılık el sanatı. Yan taraftaki resimde görüyorsunuz. Burada da arkadaşlar insanlar el ürünü, el yapımı yorganlar üretiyorlar ki bunu hala yapan esnaflar var. Dolayısıyla bu mesleğin ismini de yorgancılık olarak ifade edelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar, kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Lütfen videonun altına yorumlarınızı, beğenilerinizi ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet ederseniz çok çok seviniriz. Bize destek vermiş olursunuz.
Hoşça kalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.